Kırmızı ve Siyah Yazan Stendhal Çeviren Nurullah Ataç Üçüncü Bölüm Köyde Bir Akşam Ertesi sabah Madame de Rönal ile karşılaştığı zaman Julien'in bakışlarında bir tuhaflık vardı. Ona çarpışması gerekecek bir düşmanı kollar gibi bakıyordu. Bir gün öncekinden pek başka olan bu bakışlar Madame de Rönal'i şaşkına döndürdü. Ona bu kadar iyilik göstersin de sonra o böyle dargın gibi durusun. Kadıncağız gözlerini onun gözlerinden bir türlü alamıyordu. Madame Dörville'in evde olması yüzünden Julien boyuna konuşmak zorunda kalmayıp kafasındakiyle uğraşmak olanağı buldu. O gün biricik işi Tanrı'dan gelme bir esinle yazılmış kabul ettiği ve demir ruhunu çelikleştiren kitabı okuyup yüreğini pekleştirmek oldu. Çocukların ders saatlerini oldukça kısalttı. Sonra Madame de Rönel'in yanına gelmesi onu yine benliğini yüceltmek yollarını aramaya sürükledi. O akşam kadının elini onun avcunda bırakması gerekti. Julien buna karar vermişti. Güneş batıya doğru ilerleyip de işin neye varacağını gösterecek an yaklaştıkça Julien'in kalbi tuhaf tuhaf çarpmaya başladı. Ortalık karardı. Julien gecenin zifiri karanlık olacağını görüp Göğsünün üstünden koca bir yük kaldırılmışçasına bir ferahlık duydu. Pek sıcak bir rüzgarın sürüklediği iri iri bulutlarla kaplı olan gök bir fırtına kopacağı haberini veriyordu sanki. Madame de Rönal ile Madame Dörville geç vakte kadar gezdiler. Onların o akşam her yaptıkları Julien'e bir tuhaf geliyordu. O iki kadın bazı pek ince duygulu kimselerde sanki sevmek zevkini çoğaltan bu havadan haz duyuyorlardı. Sonunda ıhlamur ağacının altına oturdular. Madame de Renal Julien'in yanındaydı. Bir yanında da Madame Derville oturuyordu. Başkaları gibi kendine de hiç güveni olmayan Julien'in o anda ruhunun ne halde olduğunu görmemesine olanak yoktu. İçinden "Ben başıma gelecek ilk düelloda da böyle titriyecek, kendimi bu kadar zavallı mı bulacağım?" dedi. Kalbi Öyle öldürücü bir heyecan içindeydi ki o anda bütün tehlikeler ona bu durumdan bin kat hayırlı gibi gözüküyordu. Kaç kez içinden Madame de Rönel'in evde bir işi çıkıp da bahçeden gidi vermesi için dua etti. Julien'in o anda kendi kendisiyle çarpışması o kadar şiddetliydi ki sesinin tamamıyla başkalaşmaması elinde değildi. Arası çok geçmedi Madame de Rönel'in sesi de titrekleşti ama Julien bunun farkına varmadı. Kalbinde görevin çekingenliğe karşı açtığı korkunç savaş o kadar acı doluydu ki Julien'in kendinden başka hiçbir şeye dikkat etmesine olanak kalmamıştı. Köşkün kule saati ona çeyrek kalayı çalmış ama Julien daha hiçbir şeye cesaret edememişti. Yüreksizliğine son derece kızdı. Ya saat tam onu çalarken ben bugün bütün gün düşündüklerimi yapacağım ya da odama çıkıp beynimi bir kurşun sıkacağım dedi. Bu son bekleme ve heyecan anında Julien duyduğu heyecanın aşırılığıyla iradesine egemen olamaz bir hale geliyordu. Sonunda başının üzerinde saat 10'u çalmaya başladı. Bu kadar çizici saatin her vuruşu Julien'in göğsünde gümbürdüyor ve sanki bedenini bir hareket için itiştiriyordu. Sonunda saatin 10'u son kez vurmasının sesi daha havada dağılıp bitmeden Julien elini uzattı ve Madame de Rönal'in elini tuttu. Kadın hemen çektiyse de Julien ne yaptığının pek de farkına varmaksızın yeniden yakaladı. Kendisi de pek heyecan içindeydi ama tuttuğu elin buz gibi soğuk olması dikkatini çekti. Onu güçle ama kaynağı kendinden olmayan bir güçle sıkıyordu. Kadın çekmek için son bir çaba gösterdiyse de sonunda bu el Julien'in avcu içinde bırakıldı. Madame de Rönel'i sevdiği için değil korkunç bir işkenceden artık kurtulduğu için Julien kalbinde sonsuz bir esenlik duydu. Madame Derville e bir şey sezdirmemek için söz söylemek gerektiğini düşündü. Şimdi titremiyor, gürlüyordu. Madame de Röner'in sesinde ise öyle bir heyecan duyuluyordu ki Madame Derville onu hasta sandı ve eve girmek gerektiğini öne sürdü. Julien durumun tehlikeli olduğunu anladı. Madame de Röner içeri girerse ben yine bu sabahki acıklı halime düşerim. Eli elimde o kadar az zaman kaldı ki da ben bir şey elde etmiş sayılamam. Madame Derville. önerisini yenileyince Julien avcu içine bırakılmış olan eli hızla sıktı. Kalkmaya hazırlanmış olan Madame de Renal yine oturdu ve bitkin bir sesle ''Doğrusu biraz hasta gibiyim ama böyle açık havada oturmak iyi geliyor.'' dedi. Bu sözler Julien'in o anda son derecesine varmış olan esenliğini perçinledi konuştu, yapmacık tavırlar takınmayı unuttu ve sözlerini dinleyen o iki kadına erkeklerin en sevimlisi gibi gözüktü. Ancak birdenbire bediren bu güzel konuşma çabasında yine bir cesaret eksikliği vardı. Madame Derville'in fırtına haberi getirerek esmeye başlayan rüzgardan yorulup tek başına içeriye gitmesinden ucunda ölüm varmış gibi korkuyordu. Öyle bir şey olursa Madame de Rönel'le baş başa kalacaktı. Harekete geçmek için gereken cesareti neredeyse rastlantıyla göstermişti ama Madame de Rênal'e en basitinden bir tek sözcük bile söylemeye gücü yetmeyeceğini seziyordu. Gerçi Madame de Rênal'in edeceği sistemlerin pek sudan olacağını biliyordu ama bunlar da kendisini yenik düşürmeye, elde ettiği üstünlüğü hiçe indirmeye yetecekti. Ama o akşam tarihi yaver gitti. Onu çok vakit bir çocuk gibi beceriksiz ve sohbetini az eğlenceli bulan Madame Derville o akşamki dokunaklı ve tumturaklı sözlerinden nasılsa hoşlandı. Eli Julien'in elinde olan Madame de Rönel'e gelince o hiçbir şey düşünmüyordu. Kendisini hayatın akışına bırakmıştı. Öteden beri ağızdan ağza dolaşan söylentilere bakılırsa Cesur Charles'ın kendi eliyle diktiği o büyük ıhlamurun altında geçirilen saatler Madame de Rönel için bir esenlik kaynağı oldu. Rüzgarın sık dallar arasında inildemesini, en aşağıdaki yapraklara tek tük düşmeye başlayan yağmur damlalarının gürültüsünü hazla dinliyordu. O anda Julien'in içine rahatlık verecek bir şey oldu. Ama Julien bunun pek farkına varmadı. Madame de Rönal, rüzgarın ayakları ucuna devirdiği bir çiçek saksısını düzeltmek isteyen kuzenine yardım için ayağa kalkarken elini çekmek zorunda kalmıştı ama yerine oturur oturmaz Hemen hemen hiç karşı koymadan ve bu aralarında anlaşılıp sözleşilmiş bir şeymiş gibi elini yine Julie'nin avcuna bırakmıştı. Saat 12 çalalı çok olmuştu. Artık bahçeden eve girmek, ayrılmak gerekiyordu. Sevmek mutluluğuyla kalbi coşan Madame de Renal, o kadar bilgisizlik gösteriyordu ki kendi kendine hemen hemen hiçbir sitemde bulunmadı. Mutluluktan gözüne uyku girmiyordu. Sabahtan beri içinde gururla çekingenliğin çarpışmalarıyla bitkin düşmüş olan Julien ise kalıp gibi bir uykuya daldı. Ertesi sabah onu saat beşte uyandırdılar. Madame de Rönel'i pek düşünmedi bile. Kadıncağız bunu duysa kim bilir ne üzülürdü. Julien görevini yapmıştı. Hem de yiğitlik gerektiren görevini. Bu düşünceyle içi içine sığmazcasına sevindi. Odasına kapanıp kapıyı kilitledi ve yepyeni bir zevkle kahramanının yaptıklarını anlatan kitabı okumaya daldı. Öğle yemeği zili çaldığında Julien, Napolyon ordularının bildirilerini okumaktan bir gün önceki kazançlarını unutmuştu. Salona inerken içinden hiç de aldırış etmez gibi, o kadına da kendisini sevdiğimi söylemeli, dedi. Beklediği haz ve gevşeklik dolu gözler yerine Monsieur de Renal'in asık yüzüyle karşılaştı. İki saat önce ver yerden gelmiş olan belediye başkanı Julien'in öğleye kadar olan vakti böyle çocuklara hiç uğramadan geçirmesine kızdığını gizlemiyordu. Bu öfkelenen, öfkesini göstermeye kendinde hak bulan bu böbürlenen adam ne kadar da çirkindi. Kocasının her acı sözü Madame de Renal'in yüreğine bir bıçak gibi saplanıyordu. Julien'e gelince o gönlü o kadar coşku içinde kafası birkaç saattir gözlerinin önünden geçmiş büyük şeylerle o kadar doluydu ki Mösyö de Rönel'in söylediği sert sözleri pek dinlemedi bile. En sonunda şöyle yukarıdan hastaydım dedi. Bu yanıttaki Eda Veryer Belediye Başkanı'ndan çok daha az alıngan bir adamı bile iğnelemeye yeterdi. Mösyö Rönel onun bu karşılığına hemen onu kovmakla karşılık vermeyi düşündüyse de İş konusunda aceleci olmayın ilkesini hatırlayıp vazgeçti. İçinden şöyle düşündü. Bu sersem dedikanlı benim evime geleli beri kendine bir ün edindi. Ben kovarsam Valenon'un yanına girer ya da Eliza'yı alır ve her iki durumda da benim evimden kovulmuş olmak ona vız gelir. Bu akıllıca düşüncelerine rağmen M. de Renal bir takım kaba saba sözlerle hoşnutsuzluğunu belli etmekten kendini alamadı. Bu sözler yavaş yavaş Julien'i kızdırmıştı. Madame de Renal hüngür hüngür ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Yemek biter bitmez Julien'den gezmeye gitmek üzere kolunu vermesini rica etti. Bu kola dostlukla dayanıyordu. Madame de Renal'in her söylediğine Julien dişleri arasından işte zenginler böyledir demekten başka bir yanıt vermiyordu. Monsieur de Renal de yanlarında yürüyor, orada bulunmasıyla Julien'i bir kat daha kızdırıyordu. Biraz sonra Julien, koluna Madame de Renal'in amacını belli eder bir biçimde dayandığını farkına vardı. Bu davranış ona pek iğrenç geldi. Kadını hızla silkip kolunu kurtardı. Çok şükür ki Monsieur de Renal bu yeni kabalığı görmedi. Bunu yalnız Madame Derville fark etti. Madame de Renal için ağlıyordu. O sırada Mösyö de Rönel bir köylü kadınını taş atarak kovalıyordu. Kadıncağız belediye başkanının yemiş bahçesinin kenarından geçen patikadan gidiyordu. Madame Dörville acele acele Mösyö Julien rica ederim soğukkanlılığınızı kaybetmeyin dedi. İnsan hali bu hepimizin bir sıkkın günü bulunur. Julien onu içinde son derece hafifseme beliren soğuk bir bakışla süzdü. Bu bakış Madame Dörville'i şaşırttı. Bu bakışın neler taşıdığını anlasaydı daha çok şaşardı. Madame Derville de sezme gücü olsaydı bu bakışta kanlı bir öç alma umuduna benzer bir duygu okuyabilirdi. Böyle onurumuzun kırıldığı anlar yok mu? Robespierre gibi adamları yetiştiren işte o anlardır. Madame Dörville kuzenine yavaşça ''Sizin Julien'iniz pek öfkeli bir adam, beni korkutuyor.'' dedi. ''Öfkelenmeye de hakkı var.'' Çocukları şaşılacak derecede ilerletti. Bir sabahı da onlara ders vermeden geçirmiş. Ne çıkar? Kardeş, bu erkekler pek acımasız oluyor. Ömründe ilk olarak Madame de Rönal içinde kocasından öç almak isteye duydu. Julien'in zenginlere karşı beslediği kin artık patlak verecekti. Çok şükür ki Monsieur de Rönal o sırada bahçıvanı çağırdı ve onunla birlikte kalıp yemiş bahçesinden geçen patikayı diken yığınlarıyla kapamaya çalıştı. Julien gezdikleri sürece iki kadından da gördüğü iltifatlara, ikramlara ağzını açıp karşılık vermedi. Mösyö de Rönel uzaklaşır uzaklaşmaz Madame de Rönel de Madame Derville de yorgunluklarını ileri sürerek Julien'in biri bir koluna biri öteki koluna girmişlerdi. Kafalarının dağınıklığından yüzleri kızarmış, hallerine bir kararsızlık gelmiş bu iki kadının ortasında Julien'in gösterişli ve uçuk benzi, düşünceli ve iradesine hakim hali garip bir karşıtlık doğuruyordu. Bu kadınlardan da, her türlü aşk, sevgi duygularından da nefret ediyordu. İçinden öğrenimimi tamamlamak için yılda 500 frank bile gelirim yok. Ah, oh, bu kadarcık olsun param olsaydı o herife minnet mi ederdim diye geçirdi. Kafası böyle gamlı düşüncelere dalmış olduğu için o iki kadının söylediği iltifatlı sözlere hiç dikkat etmiyor, bir ikisini dinlemeye katlansa bile büsbütün anlamsız, bönce, tatsız, e işte kadınca sözler diye karşılıyordu. Her ne olursa olsun bir şeyler söyleyip konuşmayı sürdürmek isteğiyle Madame de Rönel bir arada kocasının ver yerden niçin geldiğini anlattı. Belediye başkanı bir çiftçiyle pazarlık edip mısır samanı almıştı. O yörelerde yatakların şiitleri mısır samanıyla doldurulur. Madame de Renal ekledi. Kocam yanımıza gelmeyecek. Bahçıvanı ve uşağını alıp evdeki şiitleri yenilemekle uğraşacak. Bu sabah birinci kattaki yataklara mısır samanı koydurdu. Şimdi de üst kata çıkacak. Julien'in rengi attı. Madame de Renal e tuhaf tuhaf baktı. Az sonra adımlarını sıklaştırarak onunla gizli konuşacağı bir şeyleri olduğunu belli etti. Madame Derville onların uzaklaşıp yalnız kalmalarına engel olamadı. Julien Madame de e, ''Beni kurtarın, hayatımı kurtarın'' dedi. ''Beni ancak siz kurtarabilirsiniz. Biliyorsunuz ki M. de uşağı bana kim besliyor. Size itiraf edebilirim. Madame, bende bir resim var. Yatağımın şiddetine sakladım.'' Bu sözü duyunca Madame de Renal, sapsarı kesildi. Şimdi odaya yalnız girebilirsiniz madam. Şiltenin pencere tarafındaki köşesine elinizi sokun. Orada siyah ve parlak bir kutu bulacaksınız. Madam de düşü verecek gibi oluyordu. O kutunun içinde bir resim mi var diye sordu. Julien kadının halindeki kederi gördü ve hemen bundan da yararlanmak istedi. Sizden bir iyilik daha isteyeceğim madam. Çok rica ederim o resme bakmayın. O benim için bir sırdır. Madam de Rönel örgün bir sesle yeniledi bir sırdır. Zenginlikleriyle övünen ve ancak para işlerine ilgi gösteren adamlar arasında büyümüş olmasına rağmen Madame de Renal, seveli beri iyiliksever de olmuştu. Julien'in sözleri onu ta içinden yaralamıştı. Ama istediğini hakkıyla yapabilmek için bilmesi gereken şeyleri yine de katıksız bir bağlılık edasıyla sordu. Eve doğru giderken siyah parlak mukavvadan yuvarlak bir kutu değil mi? dedi. Julien bir tehlikeye düşmüş erkeklerin takındıkları sert tavırla karşılık verdi. Evet madam. Madame de Rönel ikinci kata çıktı. Ölüme gider gibi sapsarıydı. Kederi yetmiyormuş gibi bütün bedeninde bir kırıklık duyuyor, bayılacak gibi oluyordu. Ama Julien'e bir iyilikte bulunmak zorunda oluşu ona güç verdi. Ne yapıp yapıp o kutuyu ele geçirmeliyim diye adımlarını hızlandırdı. Kocasının Julien'in odasında uşakla konuşmakta olduğunu duydu. Çok şükür onlar orada durmayıp çocukların odasına geçtiler. Madame de Renal şilteyi kaldırdı, elini içine öyle bir daldırdı ki parmakları çizildi. Bu türden acılara hiç dayanamamakla birlikte bu seferkinin farkına bile varmadı. Çünkü döşeye elini sokar sokmaz mukavva kutusunun cilasından gelen serinliği de hissetti. Madame de Renal kutuyu alıp hemen dışarı çıktı. Kocası tarafından yakalanma korkusu daha henüz geçmişti ki Madame de Rönel elinde bu kutuyu tutmaktan duyduğu nefret duygusuna dayanamayıp bayılı verecek gibi oldu. Demek Julien'in bir sevdiği var. Sevdiği kadının resmi de şimdi benim elimde. Bu dairenin bir sofasında iskemleye yığılmış, kıskançlığın uyandırdığı bütün korkunç düşüncelerin eline düşmüştü. Son dereceye varan acemiliği bu kez de işine yaradı. Şaşkınlık acısını hafifletiyordu. Julian geldi, kutuyu aldı, bir teşekkür bile etmeden, tek söz bile söylemeden odasına koştu. Sobayı ateşleyip kutuyu hemen yaktı. Yüzünde bir damla kan kalmamıştı. Çökmüş gibi bir hali vardı. Geçirdiği tehlikeyi gözünde pek büyütüyordu. Başını sallayarak mırıldandı krallarımızın tahtına el koydu diye Napolyon'dan nefret ettiğini söyleyen bir adamın odasında yine o Napolyon'un bir resmi bulunsun. Hem de bunu koyu krallık yanlışı ve öfkeli Mösyö'de Rönel bulsun. Bütün dikkatsizliklerim yetmiyormuş gibi resmin arkasında bir takım yazılar da yazdım. Onları okuyanın benim Napolyon'a ne kadar hayran olduğumdan hiçbir kuşkusu kalmaz. Hem her yazdığım sözün altında tarihi de var. Daha önceki gün bile yazdım. Kutunun yandığını görünce ekledi. Bu resim ele geçeydi ünüm sanım mahvolu verirdi. Oysa benim varım yoğum da yalnız bu ben ancak kendimi beğendiği düşüncelere bağlı bir genç diye tanıtmış olmamla geçiniyorum. Bu benimki de yaşamak, geçinmek sayılırsa. Bir saat sonra yorgunluk ve kendisine karşı duyduğu acıma duygusu yüreğini yumuşattı. Madame de Rönel'i görüp elini öptü. Bu el öpüşünde her zamankinden daha çok içtenlik vardı. Madame de Renal sevincinden kıpkırmızı oldu ama hemen hemen o anda Julien'in elini de kıskançlık öfkesiyle itti. Julien daha yeni yaralanmış gururu yüzünden doğrusu bir ahmaklık gösterdi. Madame de Renal yalnızca bir zengin kadın diye gördü ve elini hafif semeyle elinden bırakıp uzaklaştı. Gidip bahçede düşünceli düşünceli dolaştı. Biraz sonra dudaklarında acı bir gülümseme belirdi. <laughs> Ben burada vaktini bildiği gibi geçirmekte özgür bir adam gibi dolaşıyor, çocuklarla uğraşmıyorum. Mösyö de Renal de kalbimi kıracak sözler söylerse hakkı olacak. Hemen çocukları odasına koştu. Çocukların arasında pek sevdiği en küçüğü tatlı sözleriyle onun içini yakan acıyı biraz olsun yatıştırdı. Julian kendi kendine ''Bu çocuk daha beni hor görmüyor.'' dedi. Ama arası çok geçmeden acısının azalmış olmasını bir zayıflık sayarak kendi kendine kızdı. Bu çocuklar beni dün alınan köpeği okşadıkları gibi okşuyorlar. Büyük bir kalple küçük bir servet. Ne ki ihanet eder tutku kendi kendisine. Kendi karanlığında gizlense de yaklaşan fırtınayı, kararan gökyüzü nasıl haber verirse. Köşkün bütün odalarını birer birer dolaşmakta olan Mösyö de Rönal, taşıyan uçaklarla birlikte çocukların odasına döndü. Bu adamın içeri birdenbire girişi, Julien'in üzerinde bardağı taşıran son damla etkisini yaptı. Her zamankinden daha uçuk benizli, daha gamlıydı. Mösyö de üzerine doğru yürüdü. Monsieur de Rönel durup uşaklarına baktı. Julien, Monsieur dedi. Başka bir eğitmen tutmuş olsaydınız çocuklarınız yine bugünkü kadar ilerlemiş olacak mıydı? Bunu böyle mi sanıyorsunuz? Monsieur de Rönel'in bir şey söylemesine vakit bırakmadan konuşmasını sürdürdü. Öyle sanmıyorsanız beni çocuklarınızla uğraşmıyor diye nasıl suçlamaya kalkışıyorsunuz? Korkusu daha yeni geçmiş olan Monsieur de Renal karşısındaki genç köylünün böyle garip bir tavır takılmasını cebinde daha karlı bir iş önerisi bulunmasına yordu. Onun bu evden çıkmak istediğini sandı. Julien'in öfkesi söz söyledikçe artıyordu. Ben sizsiz siz de yaşayabilirim Monsieur dedi. Monsieur de Renal biraz dili dolaşarak yanıt verdi. Sizi bu kadar sinirlenmiş gördüğüme doğrusu çok üzüldüm. Uşaklar 10 adım ötede yatakları düzeltmekle uğraşıyorlardı. Julien çileden çıkmış bir durumda ''Bana bu sözler yetmez Monsieur'' dedi. ''Bir düşünün, bana ne ağır şeyler söylediniz hem de kadınların yanında.'' Monsieur de Rönel, Julien'in ne beklediğini pek iyi anlamıştı. Şimdi içinde çetin bir çarpışma vardı. Öfkeden gerçekten çıldırmak derecesine gelmiş olan Julien bir aralık ''Sizin evinizden çıkınca nereye gideceğimi biliyorum Monsieur'' diye bağırdı. Monsieur de Renner, bu sözü duyar duymaz Julien'i sanki Monsieur Balenon'un evinde görür gibi oldu. İçini çekti ve en ıstıraplı bir ameliyat için cerrah çağıran bir adam haliyle ''Peki Monsieur'' dedi. ''İstediğinizi yapmayı kabul ediyorum. Öbür gün ayın biri. O günden başlamak üzere aylığınızı elli franktan vereceğim.'' Julien'in içinden bir gülme geldi. Şaşırmış, öfkesini de unutmuştu. İçinden bu hayvan benim sandığımdan da aşağılıkmış dedi. Bu bayağı tıynetli adamın bundan daha soylu bir biçimde özür dilemesi beklenmez ya. Bütün bunları ağızları açık dinlemiş olan çocuklar bahçeye koşup annelerine Mösyö Julien'in pek kızmış olduğunu ama aylığının 50 franga çıkarıldığını haber verdiler. Julien alışkanlıkla çocukların arkası sıra çıkmış son derece kızan Mösyö de Rönel'e bir kere olsun dönüp bakmamıştı. Belediye Başkanı içinden homurdandı. Monsieur Valenon'un yüzünden harcadığım para 168 frankı buldu. Ona bulunmuş çocuklara sağlanacak gençler konusunda iki çift söz söyleme zamanı geldi. Biraz sonra Julien Monsieur de ile yine karşılaştı. Monsieur Chérin'a gidip günah çıkaracağım dedi. Birkaç saat evde bulunmayacağımı bildirmekle şereflenirim. Monsieur de Renal, sahte sahte gülerek ''Azizim Julien'' dedi. ''İstersen bütün gün kendini özgür sayabilirsin. İstersen yarında dostum. Ver yere giderken bahçıvana söyleyeyim sana atını versin.'' İçinden de ''Şimdi gidip Monsieur Valeno'ya yanıtını verecek.'' dedi. Bana bir şey söylemedi ama şimdi üstüne varmaya gelmez. Hele bir kızgınlığı geçsin, aklı başına gelsin.'' Julien evden tez ayrılıp Virgi'den Verger'e kadar uzanan korulara doğru yola çıktı. Monsieur Chollon'un evine pek erken varmak istemiyordu. Kendini yine iki yüzlü olmaya zorlamayı hiç istemiyor, ruhunda geçenleri anlamak, içini alt üst eden duyguları gözden geçirmek gereğini duyuyordu. Korulara varıp insanların gözünden kurtulur kurtulmaz, ''Bir savaşta üstün geldim, açtığım bir savaşta üstün geldim.'' dedi. Böyle düşününce durumunu pek parlak gördü ruhuna da biraz rahatlık geldi. Aylığımız 50 franga çıktı. Bu Monsieur de Rönel'in bir korkusu var ama acaba nedir? Daha bir saat önce öfkeyle köpürerek baktığı o mutlu ve güç sahibi adamın neden korkusu olabileceğini araştırmak Julien'in ruhunu büsbütün yatıştırdı. O kadar ki ağaçları arasında yürüdüğü ormanın insanı hayran eden güzelliğini bile hisseder gibi oldu. Ormanın dağdan yana olan kesimine vaktiyle koca koca çıplak kaya parçaları düşmüştü. Güneşin yakıcılığı yüzünden şöyle bir durup dinlenilemeyecek yerlerin bir iki adım ötesini birer tatlı serin gölgeliğe dönüştüren bu kayalar kadar büyük kayın ağaçları da vardı. Julien bu koca kayaların gölgesinde durup bir soluk alıyor, sonra yine yoluna koyuluyordu. Yalnız çobanların bildiği belli belirsiz dar bir keçi yolundan yürüdü ve biraz sonra kendini dev bir kayanın üzerinde buldu. Orada dimdik durdu. Bütün insanlardan uzakta olduğundan emindi. Gürümsedi. Bu kayanın üstündeki durumu zeka ve güçlülük konusunda erişmek istediği durumun sanki cisimleşmiş bir simgesi değil miydi? Bu dağların saf havası ruhuna erinç hatta sevinç aşıladı. Gerçi Veryer belediye başkanı yine onun gözünde dünyanın bütün zenginlerinin ve bütün küstahlarının temsilcisiydi ama Julien ona karşı içinde duyduğu kinin hareketlerinin bütün şiddetine karşın hiç de kişisel bir duygu olmadığını anlıyordu. Mösyö'de Röneli artık görmeyecek olsa 8 gün geçmez kendisini de köşkünü de köpeklerini de çocuklarını da bütün ailesini de unutu verirdi. Ben onun nasıl oldu bilmem ama en büyük özveriye razı ettim. Yılda 50 ekudan fazla para. Bir dakika önce de bir büyük tehlikeden kurtulmuştum. Bir günde iki yengi. İkincisinin bir değeri yok çünkü nedenini bulmak gerek. Ama bugün öyle zor aramalarla uğraşacak vaktim yok. Onlar yarına. Julien, kayanın üzerinde ayakta durmuş, Ağustos güneşinin bir ateşe dönüştürdüğü göğe bakıyordu. Kayanın üst yanındaki tarlada Ağustos böcekleri ötüyor. Onlar da susunca Julien'in her yanını sessizlik kaplıyordu. Başının üstündeki kayalardan uçmuş olan bir atmaca ara sıra gözüküyor ve gökte geniş daireler çiziyordu. Julien'in gözleri bu yırtıcı kuşu iradesine bağlı olmayan içinden gelen bir hareketle izliyordu. Onun sakin ve güçlü hareketlerine hayran hayran bakıyor, onun gücüne, onun yalnızlığına gıpta ediyordu. Napolyon'un yazgısı böyle olmuştu. Acaba bir gün kendi yazgısı da böyle olacak mıydı? Bir akşam yine de bir şefkat gizliydi Julia'nın bu soğukluğunda. Nazikçe çekilse de Hua'nın elinden eli. Öylesine yumuşak, öylesine yavaşça hafif bir basınç ve titreyiş bıraktı ki, ver yerde bir gözükmek gerekti. Papazın evinden çıkarken Julien güzel bir rastlantıyla Monsieur Valeno ile karşılaştı ve aylığının artırıldığını ona da anlatmak fırsatını kaçırmadı. Vergie'ye dönünce bahçeye ancak ortalık iyice karardıktan sonra indi. Bütün gün duyduğu o türlü türlü ve birbirinden üstün heyecanlarla gönlü yorulmuştu. Kadınların karşısına çıkacağı aklına geldikçe onlara da ne demeli diye düşünüyordu. Ruhunun o sırada kadınların genellikle ilgiyle karşıladıkları küçük olaylar yüzünden tam o düzeyde olduğunun farkında değildi. Çok zaman Julien'i Madame Dörville'de hatta Madame de Rönel'de anlamazdı. O da bu kadınların söylediklerini ancak yara anlardı. Gözü pek yukarılarda olan bu gencin ruhunu alt üst eden tutku dalgalarında işte böyle bir güç, deyim yerinde ise böyle bir görkem vardı. Bu garip delikanlının içinde hemen hemen her gün fırtına eserdi. O akşam bahçeye inerken Julien o iki güzel kuzenin düşüncelerini can kulağıyla dinlemek niyetindeydi. Onlar da Julien'i sabırsızlıkla bekliyorlardı. Her zamanki yerine Madame de Rönel'in yanına oturdu. Az sonra göz gözü görmez oldu. Julien deminden beri yanında gördüğü bir iskemleye dayanmış beyaz bir eli tutmak istedi. Kadın biraz tereddüt etti. Sonunda elini kızgınlık belirten bir davranışla da verdi. Julian bunu ilk ve son ihtar diye karşılamaya hazırdı. Tam o sırada Monsieur de sesi duyuldu. Sabahki kaba sözler daha Julian'in kulağında çınlıyordu. İçinden talihin pek şımarttığı bu herifle en iyi alay, ona en iyi hakaret onun yanında karısının elini tutmak olmaz mı? Ben, o kadar hafifseyerek baktığı ben bunu yapacağım, dedi. Yaradılışına zaten pek uymayan sakinliği o anda dağıldı. Madame de Rönel'in elini vermeye razı olmasını kalbi çarparak, başka bir şey düşünmesine olanak bırakmayacak kadar kalbi çarparak istiyordu. Monsieur de Rönel öfkeli öfkeli politikadan söz ediyordu. Verrier sanayi adamlarından ikisi üçü zenginlikte onu geride bırakmaya başlamış, belediye seçimlerinde de ona zorluk çıkarmak istiyorlardı. Madame Dörville bu sözleri dinliyordu. Julian ise belediye başkanının söyleviyle büsbütün kızıp iskenmesini Madame de Ronelink'ine yaklaştırdı. Karanlık bütün hareketleri gizliyordu. Julian elini açık giysinin örtemediği güzel kolun yanına götürmek yürekliliğini gösterdi. Düşüncesindeki durgunluk bozuldu. Artık düşüncesini yönetemez oldu. Yanağını o güzel kola yaklaştırdı ve dudağını ona değdirmek cesaretini gösterdi. Madame de Rönel titredi. Kocası şuracıktaydı. Kadın hemen elini Julien'e verdi ve onu biraz öteye itti. Mösyö de Rönal, soysuz insanlar ve para kazanan Jacobenlere sövgüler yağdırırken Julien avcu içindeki eli ateşli öpücüklerle kavruyordu. Bilmem o öpüşler gerçekten ateşli, tutkulu muydu? Herhalde Madame de Rönal onları öyle diye karşılıyordu. Oysa kadıncağız kendi kendine bile itiraf etmeden çıldırasıya sevdiği bu adamın başka bir kadına gönüllü olduğunu daha o gün, o kötü gün kuşkuya yer bırakmaz bir şekilde öğrenmemiş miydi? O gün Julien evde değilken Madame de Renal içinde sonsuz bir umutsuzluk duymuştu ve bu kendisini oldukça düşündürmüştü. İçinden ''Ne? Seviyor muyum?'' demişti. Gönlümü aşk mı girdi? Ben evli bir kadın, bir erkeğe gönül vereyim.'' Sonra yine düşünmüştü. Ama ben düşüncemi bir an bile Julien'den ayırmama yol vermeyen bu gamlı çılgınlığı şimdiye kadar kocam için hiç duymadım. O Julien bana çok saygı gösteren bir çocukcağız. İşte o kadar. <laughs> bu çılgınlık geçer gider. Benim o delikanlı için şu ya da bu duyguyu beslememden kocama ne? Ben Julien'le bir takım düşüncelerden, düşsel konulardan konuşuyorum. Mösyö de bu gibi sözlerden sıkılır. O hep işlerini düşünür. Demek ki Julien'le konuşmamdan o hiçbir şey kaybetmiş olmuyor. O zamana kadar hiç duymadığı bir tutkuyla yolunu şaşırmış olan bu saf ruhun temizliğine hiçbir iki yüzlülük lekesi karışmıyordu. Düşüncelerinde yanılıyor, bilmeden yanılıyordu. Ama içinde bir şey, namusluluk içgüdüsü ürpermişti. Julien bahçeye geldiğinde kadıncağız işte bu kararsızlıklarla perişan oluyordu. Julia'nın sesini duydu ve hemen hemen hiç arası geçmeden yanına oturduğunu gördü. 15 günden beri içine haz veren, daha çok da şaşırtan bu mutlulukla ruh yine göklere erdi. Madame de Rönel bu işin pek acemisiydi. Bir iki dakika sonra kendi kendine ''Demek ki burada bulunması bütün kabahatlerini unutmama yetiyor.'' dedi. Korktu. Elini işte o vakit çekmişti. O zamana kadar hiç bilmediği tutku dolu öpücükler Madame de Rönel'e Julien'in başka bir kadın sevmesi olasılığını unutturuverdi. Arası çok geçmedi. Julien'e büsbütün suçsuz bir genç diye baktı. İçini buran acıyı unutmuş, hayalinden bile geçmeyen bir mutluluğa kavuşmuş olmak Madame de Rönel'in yüreğine aşk ve çılgınca neşe taşkınlıkları verdi. O akşam zenginleşen sanayi adamlarını bir türlü unutamayan Veryer Belediye Başkanı dışında herkes için çok güzel bir akşam diye geçti. Julien artık ne o büyük makamlara erişme sevdasını düşünüyor ne de o yapılması pek güç olan tasarılarıyla kafasını yoruyordu. Ömründe ilk olarak kendini güzelliğin büyüsüne bırakmıştı. Yaratılışına pek yabancı olan belirsiz ve tatlı bir hayale kendini kaptırmış, kusursuz güzelliğiyle hoşuna giden eli yavaş yavaş okşuyor, gecenin hafif rüzgarıyla sallanan ıhlamur yapraklarının hışırtısını, Daubs değirmeni köpeklerinin ta uzaklardan gelen havlamasını dalgın dalgın dinliyordu. Ama bu duyduğu heyecan aşk tutkusu değil yalnızca bir zevkti. Odasına döndüğünde yine aklına, Pek sevdiği kitabını okumaktan başka bir şey gelmedi. 20 yaşındaki bir adamda dünyaya ün salmak düşüncesi her düşünceden üstündür. Ama arası çok geçmeden kitabı elinden bıraktı. Napolyon'un zaferlerini düşüne düşüne kendi zaferinde de yeni bir şey olduğunu fark etti. İçinden "Evet." dedi. "Ben bir savaş kazandım. Ama bundan yararlanmak bu kendini beğenmiş soylunun gururunu tam kaçış sırasında ezmek gerek." Napolyon olsa işte böyle yapardı. Çocuklarıyla uğraşmadığımı söylüyor. Gidip dostum Foke'yi göreceğim diye Üç günlük bir izin isteyeyim. Razı olmazsa yine işimi bırakacağımı söylerim. Ama razı olur. Madame de Rönel o gece gözünü yummadı. Sanki o güne kadar hiç yaşamamıştı. Elini Julien'in ateşli öpücüklerle öpmesi, bunu duyabilmek mutluluğu bir an bile kafasından çıkmıyordu. Birdenbire Nikahta verdiği söze hıyanet düşüncesi bu tüyler ürpertici düşünce gözleri önünde belirdi. En aşağı sefahatın bedensel aç düşüncesine katabileceği bütün iğrençlikler Madame de Ronal'in hayaline üşüştü. Bu düşünceler Julien'i ve onu sevmek mutluluğunu düşündükçe gözleri önünde canlanan şefkatli ve kutsal hayali kirletmeye çalışıyorlardı. Madame de Ronal geleceği pek karanlık görüyor. Herkesin hor bakacağı bir kadın olmaktan korkuyordu. Dayanılmaz heyecanlar geçirdi. Ruhu hiç bilmediği illere varmıştı. Daha dün yepyeni bir mutluluk tatmıştı. Şimdi ise en acılı bir mutsuzluk kuyusuna batmış gibiydi. Böylesi acılar hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Zihni bulandı. Kocasına gidip Julia'nın sevmekten korktuğunu itiraf etmeyi düşündü bir an. Bu da onun, Julia'nın sözünü etmek olurdu. Çok şükür ki hemen aklına düğününden bir gün önce halasının verdiği öğüt geldi. İhtiyar hala kocanın ne de olsa yine kadının efendisi sayılacağı için ona sır söylemenin tehlikesini anlatmıştı. Madame de Rönel şimdi duyduğu acının aşırılığından ellerini buruyordu. Birbirine karşıt ve hepsi de acı veren kuruntularla o yandan o yana sürükleniyordu. Bazen sevilmemekten korkuyor, Bazen de hemen ertesi gün ver yer alanına götürülüp göğsüne nikaha hainliğini halka anlatan bir levhayla işkenceye uğratılacakmış gibi suçluluk duygusuyla o korkunç düşünceyle kıvranıyordu. Madame de Renal hayatın ne olduğunu hiç bilmezdi. Büsbütün uyanık bile olsaydı, akıl gücü tıkır tıkır işleseydi bile... Tanrı gözünde suçlu olmakla bir alanda halkın tiksinmesinin en gürültülü belirtileri altında ezilme arasında bir fark bulunduğunu yine görmezdi. Nikah hainlik düşüncesini ve bu suçun neden olacağını sandığı alçaklığı bir an unutup Julien'le eskiden olduğu gibi masum masum yaşamak zevkini düşünse de kafası Julien'in başka bir kadını sevdiği düşüncesine bu korkunç düşünceye saplanıyordu. Julian şiddetine saklı resmi kaybetmekten ya da bir ele düşürüp o resmin gösterdiği kadına bileke gelmesinden korkunca ne kadar sararmıştı. Madame de Rönel bunu hatırlıyordu. Her zaman pek sakin ve pek soylu olan o yüzde ilk olarak korku görmüştü. Julian hiçbir vakit Madame de Rönel ya da çocukları için bu derece heyecan göstermemişti. Öbürünün üstüne katılan bu acılı mutsuzluk bir insanın dayanabileceği en son hadde çıkardı. Madame de Rönel kendi de farkına varmadan çığlıklar koparıp hizmetçisini uyandırdı. Birdenbire yatağının başında bir ışık belirdiğini gördü. Eliza gelmişti. Madame de Rönel çılgınlığı arasında bağırarak ''O sizi mi seviyor?'' diye sordu. Hanımını böyle korkunç bir zihin perişanlığı içinde görüp şaşırmış olan hizmetçi kadın çok şükür bu tuhaf söze hiç dikkat etmedi. Madame de Rönel ölçüyü kaçırdığını anladı. ''Ateşim var.'' dedi. Sanırım biraz da sayıklıyorum. Yanımdan gitmeyin. Kendini tutmak zorunda kalıp iyice uyanmıştı. Şimdi kendini daha az mutsuz buluyordu. Yarı uyku halinin dağıttığı aklı yine başına toplanmıştı. Hizmetçi kadının bakışından kurtulmak için ona gazete okumasını emretti. Kızcağız tek düze bir sesle Koti Diye'nin uzun bir makalesini okumaya başladı. Madame de Rönel, Julien'i yeniden görünce tam bir soğukluk gösterme kararını bu erdemli kararı işte o mırıltıyı dinlerken verdi. Bir yolculuk. Paris'te zarif kimseler bulunur. Taşra'da karakter sahibi kimseler olabilir. CS Ertesi sabah saat daha 5'te Madame de Renal gözükmeden önce Julien, Monsieur de Renal'den 3 günlük izin koparmıştı. Hiç böyle bir şey beklemediği halde içinde onu Madame de Renal'i görmek isteğini duydu. Onun o pek güzel elini hatırlamıştı. Bahçeye indi, Madame de Renal kendini uzun süre bekletti. Julien onu sevseydi, onun birinci katın yarı kapalı panjurları arkasında alnını cama dayamış bakmakta olduğunu görürdü. Sonunda kadın geceki antlarına bakmayarak bahçeye çıkmaya karar verdi. Yüzündeki o her zamanki uçukluk kaybolmuş, yüzüne bir tazelik bir pembelik gelmişti. Bu saf kadıncağız hiç kuşkusuz bir çarpıntı, bir telaş içindeydi. Nefsini zorlaması, kendine karşı duyduğu öfke, melek gibi yüzüne bir çekicilik veren ve hayatın bütün bayağı düşüncelerine yetişemeyeceği bir yükseklikte olduğunu sandıran o durgun görünüşünü bozmuştu. Julien hemen onun yanına koştu. Omuzlar üstüne acele alını vermiş atkının arkasında görülen o güzel kollara hayrandı. Gece çekilen acılar yüzünden şimdi her yeni duyguyla renkten renge giren yüzündeki parlaklık düşüncelerle sabah havasının serinliğiyle sanki bir kat daha artıyordu. Bu çalımsız, dokunaklı ama yine de bir takım düşüncelerle aşağı sınıflar insanlarında bulunmayan düşüncelerle dolu olan güzellik Julien'e ruhunda o hiç ummadığı bir yeteneğin varlığını sezdirir gibiydi. Gözlerini şaşırtan bu güzelliklere bir türlü doyamayan, hayran hayran dalmış olan Julien dostça bir karşılanmayı bekliyordu. Kendisine buz gibi soğuk bir tavır takınılmasına çok şaşırdı. Bu halin kendisine haddini bildirmek için takınıldığını bile sandı. Dudaklarındaki zevk gülümsemesi sönüverdi kibar çevrede, hele soylu zengin bir kadının gözünde yerinin ne olduğunu hatırladı. Bir anda yüzünde kibir ve kendi kendine öfkeden başka bir şey kalmadı. Demek ki yola çıkmasını böyle bir saatten fazla uzatması böyle onurunu kıracak bir tavırla karşılamak içinmiş. Bunu düşündükçe öfkesinden delirecek gibi oluyordu. İnsan başkalarına kızmak için budalı olmalıdır diyordu. Taş elbette düşer çünkü ağırlığı vardır. Ben hep böyle çocukluk mu edeceğim bu adamlara? Ruhumdan ancak verdikleri para değerinde bir parça koklatma huyunu, o iyi huyu ne vakit edineceğim? Hem onların hem de kendi kendimin saygısını kazanmak istiyorsam onlara anlatmalıyım ki benim ancak fakirliğim onların zenginliğiyle bir ticarete girişmiştir. Yoksa benim gönlüm onların küstahlığından çok çok uzaktadır. Onların övgülerinin de hor görmelerinin de erişemeyeceği kadar yüksek bir dünyadadır. Yüreğine bu duygular üşüşen genç eğitmenin sinirden titreyen yüzünde acı duyan bir gurur ve bir gaddarlık ifadesi okunuyordu. Madame de Renal bunu görünce kafası altüst oldu. Onu karşılarken takınmak istediği erdemlilik gösteren soğukluk şimdi kaybolmuş, onun yerine yüzüne büsbütün başka bir hal, bir merak ifadesi gelmişti. Julien'in birdenbire değiştiğini görmek onun bu merakını büsbütün artırıyordu. Sabahleyin sağlık, günün güzelliği üzerine söylenen o alışılmış boş sözler ikisinin de dudaklarında kuruyup kaldı. Hiçbir türlü sevgiye kapılıp düşünme gücünü kaybetmemiş olan Julien, Madame de Rönel ile kendisi arasında dostluk ilişkisi bulunmasına hiçbir olasılık vermediğini ona anlatmanın çaresini hemen buldu, küçük bir yola çıkacağını hiç açmadı bile. Selam verip uzaklaştı. Madame de Renal, daha bir gün önce pek nazikçe bakan bu gözlerde, bu gamlı kendini beğenmişlik halini görmekte şaşırmış, incinmiş, baka kalmıştı. Tam o sırada en büyük oğlu bahçenin ta bir ucundan koşup geldi ve annesinin boynuna atılıp ''Tatilimiz var anne!'' dedi. ''Monsieur Julien bugün yola çıkıyor.'' Bunu duyunca Madame de bedenini bir ölüm soğukluğu kapladı namusu yüzünden bahtsız, düşkünlüğü yüzünden bir kat daha bahtsızdı. Bu yeni olay onun bütün düşüncesini kavradı. Geçirdiği o korkunç gece sonunda verdiği akıllıca ustuca kararların hepsini unutuverdi. O sevimli aşağı karşı direnmek değil, onu bütün bütün elden kaçırmış olmak sorunu vardı şimdi. Sofraya, yemeğe gitmek gerekti. Bütün çektikleri yetmiyormuş gibi, Monsieur Rönel'in de, Madame Derville'in de ağzından yalnız Julie'nin yolculuğu üzerine sözler işitti. Veryer Belediye Başkanı, Julie'nin izin istemek için takındığı inatçı tavırda kendini işkilendiren bir şeyler sezmişti. Bu köylü parçasına hiç kuşkusuz biri bir öneride bulunmuş. Ama bu biri Monsieur Valeno bile olsa, benim yılda 600 frank verdiğimi duyunca yelkenleri suya indirmişti. Dün Julien'in ver yerde o adamı görüp düşünmek için üç gün süre istemiş olmak, bu sabah da bana bir yanıt vermekten kaçmak için kalkıp dağa gidiyor. Küstahlığa kalkışan alçak bir işçiyle işe girişmek, onun elinde oyuncak olmak. Bakın ne hallere düştük. Madame de Rönal içinden, Julien'in ne kadar incittiğini bilmediği halde kocam bile onun buradan ayrılacağını söylerse artık ben ne diyebilirim? ok yayından fırladı diyordu. Yalnız kalıp dilediğince ağlayabilmek ve Madame Derville'in sorularına yanıt vermekten kurtulmak için fena halde başının ağrıdığını söyleyip yatağına yattı. Monsieur de Rönel yine o bilinen sözünü ''Kadın kısmı işte böyledir. Bu karışık makinelerin her zaman bir bozukluğu olur.'' sözünü bir daha söyledi ve yarı gülerek yarı homurdanarak çıkıp gitti. Madame de Renal bir rastlantı sonucu kapıldığı bu tutkunun amansız acılarıyla kıvranırken Julien dağlık yerlerde bulunabilecek en güzel görüntüler arasında neşe içinde yoluna devam ediyordu. Sıra dağları Virgin'in kuzeyinden geçecekti. Tuttuğu keçi yolu büyük kayın kuruları arasından yavaş yavaş yükselir ve kuzey yanı Dabs Vadisi'nin sınırı olan yüksek dağın yamacında bitmez tükenmez zikzaklar oluşturur. Biraz daha çıkınca yolcunun gözleri Dabs'ın akışını güneye doğru sürükleyen tepeciklerin üzerinden Burgonya ve Bojolais ovalarını o daha verimli ovaları görür. Gerçi hep büyükler ardında olan bu delikanlı güzelliğine böylesine pek düşkün değildi ama o bile ara sıra durup bu geniş görkemli görüntüyü seyirden kendini alamıyordu. Sonunda büyük dağın tepesine vardı. Dostu genç oduncu Foke'nin oturduğu ıssız vadeye gitmek için o tepenin yanındaki yoldan geçecekti. Julien'in onu görmek için acele ettiği yoktu. Zaten o anda kimseyi görmek istediği yoktu. Dağın tepesine sanki bir taç ören yalçın kayaların arasında bir yırtıcı kuş gibi saklanmış, kendisine yaklaşacak herhangi bir kimseyi ta uzaktan görebilirdi. Kayalardan birinin hemen hemen dikey denilecek yamacından küçük bir mağara gördü hemen koşmaya başladı ve biraz sonra oraya sığındı. Gözleri neşeden parlıyordu. İçinden ''Bana burada insanlar bir kötülük edemez.'' dedi. Düşüncelerini yazmak zevkine, başka her yerde pek tehlikeli olan bu zevke kendini bırakmak istedi. Dört köşe bir taş bulup onu kendine masa edindi. Kalemi sanki uçuyordu. Çevresinde ne olduğunu görmüyordu bile sonunda güneşin ta ötede Bejalo dağlarının ardında battığını gördü. Geceyi burada geçirsem ne olur? dedi. Ekmeğim var, hem burada özgürüm. Bu büyük sözü, özgür sözünü duyunca gönlü coştu. İki yüzlü yüzünden Fuke'nin yanında bile değildi. Başı iki elinin içinde Julien, o mağarada ömründe bilmediği bir esenlik duydu. Hayalleri ve özgürlük sevinci ona tatlı tatlı heyecanlar veriyordu. Alaca karanlığın bütün ışıklarının birer birer söndüğünü gördü. Ama düşüncesi bir an bile buna takılmadı. Bu uçsuz bucaksız karanlık içinde ruhu bir gün Paris'te karşılaşacağını hayal ettiği şeyleri şimdiden gözünde canlandırmak, onlara hayran hayran bakmak zevkine dalmıştı. Orada Paris'te taşla da görebildiği kadınların hepsinden, güzellikçe de, akılca da, pek üstün bir kadın bulacak. Çılgınca sevip çılgınca sevilecek. Bir an o kadından ayrılırsa ancak ün şeref kazanmak, onun tarafından bir kat daha sevilmeyi hak etmek için ayrılacaktı. Paris ortamının sıkıntılı gerçekleri arasında büyümüş bir genç, Julien'in iki kadar geniş bir hayal gücü bulunduğunu varsaysak bile, kurduğu romanın bu noktasında gelince yine kendine gülerdi istediğini erişme umudu başlayınca büyük işler yapmak hevesi söner ve yerine sevgilisini yanından ayıran günde iki 3 kere aldatılmayı göze almalıdır sözünün anlattığı gerçek belirirdi. Bu köy çocuğuysa büyük işler görmek için fırsattan başka bir eksiği olmadığını sanıyordu. Ama artık ışık büsbütün kaybolmuş, ortalığı derin bir karanlık sarmıştı. Fuke'nin oturduğu köye inmek için de Julien'in daha iki fersahlık yolu vardı. Mağarayı bırakıp çıkmadan ateş yaktı. Bütün yazdıklarını bu ateşe atıp son parçasına kadar kül etti. Sabahın saat birinde kapısı açılan ve içeriye dostu Julien'in girdiğini gören Fuke doğrusu çok şaşırdı. Oturmuş hesaplarını yazıyordu. Bu Fuke, uzun boylu, oldukça biçimsiz, kaba suratlı, koca burunlu bir gençti ama insanın başını çevirten bu görünüşün altında babacanlık vardı. Sen o Monsieur Renelin'le bozuştun mu ki böyle damdan düşer gibi buraya geliyorsun? Julien bir gün önce olanları dilediği biçime sokarak anlattı. Fuke, sen benim yanımda kal, dedi. Görüyorum ki Monsieur de Renel'i de Monsieur Valeno'yu kaymakam Magiron'u papaz Selan'ı da iyi tanıyorsun. O adamların huylarını inceden inceyi anlamışsın. Alım satım pazarlıklarına girebilecek hale gelmişsin.'' Senin hesabın benimkinden üstündür. Defterleri sen tutarsın. Ben bu işte çok para kazanıyorum. Her şeyi benim yapmam olanaksız. Bir ortak alırsam, onun da düzenli çıkmasından korkuyorum. Bunun içinde birçok güzelim işleri elden kaçırıyorum. Daha bir ay oldu. Mişo sen Armana altı bin frank kazandırdım. Onu 6 yıldan beri görmemiştim. Ponteller'deki satışta ölüme çıktı. O altı bin frankı sana kazandırırdım. Daha doğrusu sen benimle olsaydın o korunun kesilmesi işine ben de girişirdim, parayı artırırdım. Üzerimde kalırdı. Yarısını, üç bin frangı sen alırdın. Gel benimle ortak ol. Bu öneri Julien'i kızdırdı. Kafasındaki deliliklere hiç uygun değildi. Fouke hep bir başına oturduğu için iki arkadaş yiyeceklerini Homeros destanlarının kahramanları gibi kendi kendilerine hazırladılar. Sofraya oturunca Fuke, Julien'e hesaplarını gösterdi ve bu odun ticaretinin ne kadar avantası olduğunu da ona anlattı. Fuke, Julien'in bilgisine de, huyuna da pek inanırdı. Julien çam tahtasından yapılmış odasında yalnız kalınca içinden ''Doğru'' dedi. ''Ben burada birkaç bin frank kazanabilirim. Sonra o zaman Fransa'da hangisinin para ettiğini görürsem ona göre papaz ya da asker olmam daha kolaylaşır.'' Elimde bulunacak para ufak tefek zorlukların önüne geçer. O salon adamlarının kafalarını dolduran bir yığın şey var ki ben hiç bilmiyorum. Bu ıssız dağda bir iki yıl geçirirsem kitapla da koyup bu bilgisizlikten de kurtulurum. Ama Fuke bir türlü evlenmek istemiyor. Yalnızlıktan pek sıkıldığında söyleyip duruyor. Böyle işine para koymayacak bir ortak alması hiç kuşkusuz onu kendine hiç ayrılmayacak bir yoldaş etmek içindir. Dostumu aldatacak mıyım? diye öfkeyle bağırdı. Kendini her işten iki yüzlülüğüyle ve kimseyi sevmemesiyle kurtarmak isteyen bu delikanlı bu kez kendini seven bir adama karşı en küçük bir hainliği aklından geçirmeye bile dayanamadı. Ama Julian birdenbire sevindi. Fouquet'in önerisini geri çevirmek için bir neden bulmuştu. Nasıl olur ömrümün 7-8 yılını alçakça kaybedeyim, 28 yaşıma kadar hiçbir şey yapmayayım. Bonaparte o yaşta en büyük işlerini görmüştü odun satışlarına karışmakla adımı bile duyurmadan biraz para kazandığımı ve uşak takımından birkaç döneğin gözüne girdiğimi varsaysak bile o zaman bende bu ateş, ün kazanmak için gereken bu kutsal ateş ya kalır ya kalmaz. Ertesi sabah Julien bu ortaklık işine olmuş bitmiş diye bakan Fuke'ye hiç istifini bozmadan gönlünde papazlık için duyduğu tanrı çağrısının bu gibi şeylere girişmesine izin vermediğini söyledi. Fuke şaşa kaldı. Hele bir düşün dedi. Yine de. Ben seni işime ortak ediyorum. Daha doğrusu sana yılda 4000 frank vereceğim diyorum. Sen yine de o Mösyö Rönel'in evine dönmek istiyorsun. Mösyö de Rönel kunduralarındaki çamuru nasıl hor görürse seni de öyle hor görür. Sen hele 200 Louis altınlı bir ele geçir sonra seni papaz okuluna gitmekten kim ola koyabilir? Dahası var. Ben senin ülkenin en iyi papazlığını elde etmeni sağlarım. Sesini biraz yavaşlatarak ekledi. Çünkü monsieur le de, monsieur le de, monsieur de odunlarını benden alırlar. Ben onlara bayağı odun fiyatlarına halis meşe veririm ama korkma. O para faizini getirir. Julien'in gönlünde duyduğu tanrı çağrısını yenmek kabil olmadı. En sonunda Fuke ona biraz kaçırmış diye bakmaya başladı. Üçüncü gün sabahleyin erkenden Julien dostunun evinden çıkıp gününü büyük dağın kayaları arasında geçirmeye gitti. Küçük mağarayı buldu ama gönlünde geçen günkü dinginlik yoktu. Dostunun önerileri kafasını alt üst etmişti. Kötülükle iyilikten birini seçmeye çağrılan Herakles gibi Julien de ya orta halli kalarak refaha erme yolunu ya gençlik hayallerinin gösterdiği yolu seçmeye çağrılmıştı. İçinden "Demek ki," dedi. "Benim gerçekten güçlü bir kişiliğim yok." İçini en çok yakan kuşku da işte buydu. "Benim mayam büyük adamların mayasından değil. Çünkü ben 8 yılımı ekmek parası çıkarmaya harcarsam, görülmemiş işler için gereken inancı, o yüce inancı kaybetmekten korkuyorum."